Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte daha dün tanıtılan iPhone 11 modellerinin neden almamanız gerektiğine dair fikirlerimizi sunacağız. Şimdi arkadaşlar hemen yorumlarda Apple düşmanı, Apple bilmem nesi falan filan diye düşmeyin bence. Bu videomuzda da internette genelde insanların görüşlerini sunduğu tweetleri ve bilgileri sizinle paylaşacağız. Yani aslında bir tık aktarıcı pozisyondayız ama tabii ki arada yorumlarımız da olacak. Şimdi isterseniz gelin nimetlerimizi saymaya başlayalım. Girişimiz tabii ki de iPhone 11, 11 Pro Max, 11 Pro Max Max artık neyse işte o modellerin Türkiye fiyatlarıyla ilgili olacak. Bu fiyat olayının Apple'la direkt bir alakası yok. Hatta fiyatları Avrupa'dan baktığınız zaman uygun bile göründüğünü söyleyebiliriz. Fakat ülkemizden baktığınızda işte vergiler falanlar filanlar hesaba katıldığında ortaya ciddi bir rakam çıkıyor. Mesela iPhone 11'in yurt dışı fiyatı 6.999 dolar. Peki şimdi bu cihaz Türkiye'ye ne kadar gelecek? Minimum 9.500 ve üstü bir rakamdan ülkemize giriş yapacak. Tabii aynı şey iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri için de geçerli. Mesela iPhone 11 Pro 999 dolar. Tabii bu söylediğim fiyat 128 GB'lık en düşük model için geçerli. Bu rakamı TL'ye çevirdiğiniz zaman ortaya çıkan yaklaşık 5800 TL gibi bir şey oluyor. Peki bu fiyattan mı ülkemize girecek? Hayır, muhtemelen fiyatı 10.000 TL bareminde gelecektir. Şimdi bu 999 dolar TL'ye çevirdiğinizde başka bir rakam ortaya çıkıyor. Fakat ülkemizde satılırken minimum bunun satış fiyatı karlar marlar dahil 13.500 TL gibi bir şey olacak. Gelin iPhone Pro 11 Max'e bakalım. Onun fiyatı da 1099 dolar. Bu 1099 doları TL'ye çevirdiğinizde karşınıza 6300 lira gibi bir para çıkıyor. Fakat 6300 liradan satılır mı? Hayır, yine düzenlemeler eklendiği zaman fiyat yaklaşık 15.000 TL baremine kadar dayanır. Şimdi arkadaşlar bana soracak olursanız bir telefon almak için oldukça yüksek rakamlar. Yani bir telefonun bu fiyata değip değmeyeceğine tabii ki de son kararı siz verirsiniz. Fakat bana soracak olursanız ille de bir iPhone kullanmak istiyorsanız iPhone 8 veya iPhone 10 modelini tercih edip yine efil efil güzel güzel iPhone'unuzu kullanabilirsiniz. Hem de fiyat anlamında da yarı yarıya yakın bir kar etmiş olursunuz. 6S ve altındaki modelleri bizce artık tercih etmeyin. Yani tercih edecekseniz 7 ve üstü olsun. Geldik ikinci maddemize, tüm dünyanın konuştuğu tasarım. Kimileri ocak dedi, üstünde menemen pişirdiler, bir sürü şey yaptılar arkadaşlar. Bizim de söyleyeceğimiz şey şu, ilahi Apple artık şu tasarımı bir tık değiştiriver be kardeşim ya. Şimdi arkadaşlar burada size ilginç bir bilgi vereceğim. Steve Jobs 1985 yılında Apple'dan kovuluyor, bildiğiniz kovuyorlar. Sonra 1997 yılında geri dönüyor. Jobs abimiz bu 12 yıllık süreçte uzak doğu felsefelerinden adına Zen denen bir akımdan etkili. Ben size ultra bir özet geçeyim. Sadelik. Şimdi kardeşim yeni çıkan iPhone modellerinin sade olduğunu kimse iddia edemez. Bence hiç de sade değiller. O arka kısma konumlandırılan kare içerisindeki 3 kamera oldukça çirkin olmuş. Hatta bize geçmişte de kanalımızda incelediğimiz Nokia'nın 5 kameralı telefonunun tasarımını anımsattı diyeyim de ayıp olmasın. Peki şimdi arkadaşlar bana şunu sorabilirsiniz. Bu adamlar 3 tane kamerayı telefonun arkasında nereye koyacak? Ya şimdi haklı bir soru ama ben size şunu sorayım. Bir telefonda 3 kameraya gerek var mı? Tamam, bu kameraların her birinin farklı işlevleri var. Ultra geniş açı, geniş açı, derinlik, ıvır zıvır gibi. Fakat tüm bunları iki kamerayla da yapabiliyorsunuz. Hatta her şey bir yana arkadaşlar, sanki bunu Apple ilk kez yapmış gibi bir hava var. Yani dünyada ilk yapan Apple'mış gibi. Kalkıp da bunu Apple tasarımına koydu diye aa süper oldu demenin bana soracak olsanız bir alemi yok. Şimdi arkadaşlar size birkaç tweet göstermek istiyorum. Şimdi onlara bakacaksınız. Bakın dünyada insanlar bu yeni tasarımla nasıl dalga geçmişler. Şimdi ben üçüncü maddemize size söyleyeyim. iPhone'u değil iOS işletim sistemine para veriyoruz. Şimdi arkadaşlar uzunca yıllardır tasarımın aynı kalması benim moralim bozuyor. Mesela Apple'ın rakiplerine bakalım. Gelin Samsung'a bakalım. Bu sene çıkardığı amiral gemilerinde radikal bir tasarım değişikliğine gitti. Ve aslında bana göre elde kaba duran Note serisi telefonları bile son derece kibar bir görünüme kazandı. Peki aynı şeyi neden Apple yapmıyor? Mesela damla çentiye niye geçmiyor? Bana soracak olursanız Apple'ın buradaki tavrı şu. Biz kimseyi taklit etmeyiz. Herkes bizi
bizi taklit eder. Ya kardeşim öyle bir şey yok. İnovasyon diye bir şey var. Yani ben yaptım, bu doğrudur, hep bunu yapacağım demenizde bana soracak olursanız doğru değil. Android cihazlarda damla çentik kullanılıyor ve gayet de telefonu şıklaştırıyor. Siz niye bunu tercih etmiyorsunuz? Çünkü Apple'sınız ya, öyle bir şey vardı, pardon. Sonuç olarak arkadaşlar, tasarım çizgisinin değişmemesi ve yıllardır birbirine benzeyen telefonların üstüne bir gıdım böyle teknolojik güncellemeler koyup yeni bir cihazmış gibi tanıtmayı artık yememek gerekiyor. Bu da doğal olarak iPhone kullanıcılarında şöyle bir algı oluşturuyor. Biz telefona değil iOS'e para veriyoruz. E kardeşim, o zaman 30 dolara sat lisansını, ben alayım Android'e kuru vereyim yani. Dördüncü maddemiz direkt satın almanız veya almamanızla ilgili bir madde değil ama başlığı model isimleri. Şimdi size şöyle açayım arkadaşlar. Apple geçmiş yıllarda ana modellerinin yanında daha düşük donanıma sahip farklı modeller tanıtıyordu. Bunları da SE ya da XR gibi eklentiler koyuyordu. Bu da iPhone satın alan insanlarda ucuz iPhone aldım algısı oluşturuyordu. Bunu Apple fark etti çünkü SE ve XR modelleri dünyada ana modellerden daha fazla satılıyor. Ne yaptılar? Bu sene çıkan düşük modele bir eklenti isim koymak yerine iPhone 11 ismini verdiler. Böylece siz de gidip bir mağazadan iPhone 11 aldığınız zaman düşük modelli XR veya SE takıntılı bir iPhone değil, iPhone 11 almış gibi hissedecektiniz. Bu ne biliyor musunuz? Tam olarak şu. Ah, bu kapitalizm var ya, kapitalizm. Sonuç olarak ne olmuş oldu? Siz iPhone 11 aldınız. Diğer modellerde Pro Max, Pro Ultimate, Multinet Max falan filan böyle bir hale gelmiş oldu. Siz de ucuz iPhone değil iPhone 11 almış oldunuz. Algıya bak, algıya. Beşinci maddemiz 5G desteğinin bulunmaması. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi Apple'ın rakibi olan firmalar 5G destekli cihazlarını patır patır piyasaya sunmaya başladılar. Apple sundu mu? Hayır, sunmadı. 2020 yılında tanıtılacak cihazlarda muhtemelen 5G desteği olacak. Çünkü bir akıllı telefonun 5G'yi destekleyebilmesi için işlemcisinde bir takım özelliklerin olması gerekiyor. Yani siz 5G çıktığında dur ben süper hızlı 5G internetli telefon kullanayım derken gidip bir 20 bin verip yeni bir iPhone almanız gerekecek. Bu da bana soracak olursanız bir sene beklemek için haklı bir neden. Tabi burada Apple şöyle bir şey yapabilir arkadaşlar, piyasaya sıkıştırmak için ara dönemin bir tanesinde iPhone 11 5G diye bir şey piyasaya sürebilir. Bunu yaparlarsa biz de bu sözümüzü geri almış oluruz. Ancak şu an böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar, sona gitmeden önce sizlere bir bonustan bahsetmek istiyorum. Apple bu sene lansmanın YouTube kanallarında ve çeşitli stream platformlarında canlı yayınlanmasına yasak getirdi. Zaten hep getiriyordu da bu sene ortalıkta bir yaptırım söylemi dolandı. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Siz kendinizi Apple'ın yerine koyun. Bir ürün tanıtıyorsunuz. İşte dünyadaki çeşitli büyük YouTube kanalları da bu ürünü siz tanıtırken lansmanınızı kendi orijinal dillerine çeviriyorlar. Ya ben o ürün olsam bundan niye şikayet edeyim? Buna niye söyleneyim? Bir insan sizin ürününüz hakkında kötü de konuşabilir, iyi de konuşabilir, ortalama da konuşabilir, çok iyi anlatamayabilir. Fakat stream platformları zaten bu işe yarıyor. Yani bunu yasaklamanız internetin doğasına ve özgür yayıncılık anlayışına aykırı bir hamle olmuş. Şimdi arkadaşlar, artık sonuç kısmına gelebilirim. Detaylı teknik özellikleri webtekno.com'da editör arkadaşlarımız bayağı güzel incelediler. Onların ilgili bağlantılarını açıklama kısmına bıraktım. Şimdi arkadaşlar, şunu bir söyleyeyim mi? Ben de iPhone kullanıyorum. Videonun içinde şöyle bir şey söyledim. Dedim ki, ne dedim lan ben videonun içinde? Olay şu arkadaşlar, hani videonun içinde dedim ya, biz iPhone'a değil iOS'e para veriyoruz diye. Ben bunu ayık aldım işin açıkçası. O gün bugündür de 3 yılda bir telefon değiştiriyorum. Bundan önce 7 kullanıyordum, şu an 10S kullanıyorum. Siz de ille iPhone kullanacaksanız bence bu taktiği izleyebilirsiniz. Benim iPhone 5S kullanan arkadaşım var ya, hala çalışıyor telefon, cayır cayır hem de. Yani arkadaşlar, bir ürünü Apple çıkardı diye onu pervasızca övmenin bir anlamı yok. Böylece videomuzun da artık sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca ben bu videoda anlattığım görüşlerimizin sizler tarafından nasıl yorumlandığını çok merak ediyorum. İyi olabilir, kötü olabilir, eleştirilerinizi yorum bölümünde bekliyorum. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu arada tabii ki de sağlamlık testi yapacağız.